Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 5 Temmuz'da meydana gelen Oğlak burcundaki ay tutulmasının etkileriyle başlıyoruz haftaya. Kuşkusu sizin için de çok önemli bir ay tutulması. İlişki dinamiklerinizde, işbirliklerinizde, evlilik ve kariyere dair konularda bazı önemli dönüşümler içerisinde olabilirsiniz bu tutulmanın etkileriyle beraber. Sizler için ayrıntılı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür sizin burcunuzda geriliyor bu hafta boyunca. Hafta sonu 12 Temmuz'da artık Merkür Retrosu sona erecek ve Merkür ileri harekete dönecek. Tabi bu hafta biraz Merkür'ün de etkisiyle aslında özellikle yakın çevremizdeki ilişki dinamikleriyle, ilgili hassasiyetlerimiz artabilir. Zihnimiz de zaman zaman hep geçmişe takılıyor. Bazen kararsız kalıyoruz ya da çok duygusal davranabiliyoruz hayatımızda. Mars artık Koç burcunda ilerlemeye başladı ve bu hafta ortasında Mars'la Merkür'ün dik bir açısı var gökyüzünde. Kare açı yapacaklar. Bu sert bir açı. Hani bu sizi biraz stresin sokabilir. Lütfen etrafınızdaki kişiler, aile üyeleriniz, eşiniz, partneriniz, ortağınız, iş ortamınızdaki kişiler üstlerle ilişkiler. Tüm bunlara dikkatli yaklaşın. Çünkü bazı münakaşalar, biraz tartışmalar, fikirsel ayrılıklar olabilir. Ee, belki fiziksel olarak da hani kazalara, böyle ufak tefek sakarlıklara da açık olabilirsiniz. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Hafta genelinde sabırsız, dürtüsel, duygusal davranmak çok doğru olmayacaktır. Bu hafta başında ay kova burcuna geçiyor Pazartesi Öğle saatlerinden itibaren özellikle Çarşamba gecesine kadar genel olarak duygusal motivasyonlarımız parasal paylaşımlara yönelebilir para kazanma paramızı paylaşma belki ödenmesi gereken bazı faturalarımız var işte kredi işleri banka işleri var. Özellikle finansa ilgili konular, ekonomiyle ilgili konulara daha fazla odaklanıyoruz. Zorunlu harcamalarımız olabilir örneğin, alışverişlerimiz olabilir, eşimizin parası, bazen böyle bir vergi konusu, sigorta konusu bununla ilgili işlemler ya da miras, nafaka konuları ya da eşimizin kaynakları, ortağımızın kaynakları ile ilgili mevzular bunları hafta başında gündemimize alabiliriz. Perşembe ve Cuma ise Ay Balık Burcu'na geçiyor. Bu duygusal olarak bizi güçlendirecek. Biraz daha o hafta başının kasvetli enerjisinden aslında sıyrılacağız. Perşembeden itibaren. Ay Balık Burcu'nda yaratıcılığımızı da arttırabilir. Hayata karşı daha böyle derin, daha belki manevi anlamda güçlü bakabiliriz. Sezgilerimiz de güçlenecek kısa uzun bazı seyahatler olabilir, biraz da iletişim artabilir, kültürel konular etkinleşebilir hayatımızda, ticari konularda daha aktif olabiliriz. Hafta sonunda ise ay koça geçiyor. Ee, daha çok sanki aileniz, aile büyükleri, ee, onlara odaklanıyorsunuz. Biraz aileyle birlikte olabileceğiniz iki gün. Annenizin, babanızın ya da ailedeki daha olgun yaştaki kişilerin size biraz ihtiyacı olabilir. E, bu anlamda onlarla ilgilenmeniz gerekebilir, bazı sorumluluklar olabilir. E, tüm bunlar olurken Mars da koçta biliyorsunuz. Lütfen aile içi ilişkilerde agresyona dikkat edelim, gereksiz tartışmalara zemin hazırlayabilir gökyüzü. E, biraz o duygularımızı e, kontrol etmekte, çok fazla e, olayları değerlendirirken hani e, bireysel bakmamakta da objektif bakmakta. Fayda var sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça